Kuşlaklara bak hele ya. Şimdi de şiir doğru mu bilirler, sen onu biliyor musun? Sana soruyor soruyorum. Tanıştığın gibi lanet olsun. De, de, de. Yok abi. Ekran yaşıyor. Çöpçe var. Bilasım ne yapıyorsun ya? İyi, arkam koruyor. Ha, sağ ol kardeşim. Ne yapayım bu aslında benim kardeşim ya? Özledin mi beni? Bayağı da görüşmüyor seninle. Kadın kadını da güzel yapabilirim. Sen bu aralar yoğunsun. Sen çok çalışıyorsun bu aralar. Tahdir ediyorum seni. Yemin ediyorum bak. Of, böyle değişik işler çekiyor. Şöyle. Evet, bu hafta zorlu bir Galatasaray. Mamajoga kontra Galatasaray. En difícil. Yeni bir teknik direktörle. Entrenador Temujoga ahora. Começamos a trabalhar. Sizin kaptanınız da hayırlı olsun. Tu és capitão, parabéns por isso agora. Takım son durumu. Qual é a última situação da equipa que tu pensas sobre a situação? Não, sabemos que temos novo treinador. Tentamos trabalhar e melhorar cada dia. Sabemos em qual situação estamos. Sabemos que esta jornada vai ser um jogo difícil contra o Galatasaray. Também eles têm problemas com tem alguns jogadores com coronavírus. Mas agora o mundo é assim. Vamos ver o que vai acontecer. Dediğiniz gibi yeni bir hocayla yeni bir maceraya başlıyoruz ve önümüzde zorlu bir Galatasaray maçı olacak. Çok iyi çalışıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Zaten iyiydik aslında. Bazı talihsiz maçlar kaybettik. Galatasaray'a karşı zor bir mücadele olacak. Onların da biliyorum Covid ile ilgili bazı sıkıntılar var bazı oyuncularında. Ama onlar da iyi bir takım. Umarım bu maçta elimizden geleni yapıp iyi bir sonuç alırız. Var mı soru? Kaptanlığıyla ilgili ne söylüyorsun? Eu capitão agora que queres falar sobre isso. Não, é uma honor de ser o capitão da equipa, mas aqui não sei quanto conta de ter aquela coisa na mão. O mais importante é ter um grupo unido e fazer as coisas juntos. Não conta que é o capitão, eu sempre vou ser atrás dele e vou ajudar qualquer um. Tabii ki Kayserispor gibi bir kulüpte bir camiada kaptan olmak onur verici, gurur verici bir şey. Ama şu da var, saha içinde pazubanda kimin taktığı önemli olmuyor. Takım olgusu çok önemli. Takım olarak hareket etmeliyiz. Ama ben tabii ki bu kaptandan verdiği sorumlulukla beraber tüm takım arkadaşlarım herkese elimden geldiği kadar destek olacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şey yaparsınız ya. Hoca takım ne zaman gidiyor? Cumartesi mi? Pazar abi. Abi yapacak yok. Cuma'ya gitti. Ne? Ne diyor da? Gücümüz ona yetti abi. Durum getir diye. Olsun abi fotoğraf atmış. Fotoğraf makinesi. Biraz almıyor. Sizin almıyor. Öyle bir durum yok. Muhabirim. Abi biraz daha şey. Yan taraf alıyor abi. Çalışıyor. Gömülsün. Düşüyor. Görüyor musun? Dur. Yok. Olsun diyecek. Ben biraz daha uygun. Ayağlıyor geriye. Siz muhaf var mı özellikle burada? Atatürk Havalimanı için saat unutmuşlar. Tutu açılmamış. Vuruyormuş. Bak burada 1,5 milyar. Neler var diyor ama. Alkol makineli gün. Küçük fotoğraf makineleri. Hep buraya gelen şeyler ha. Thank you.
Sadece biz değil, takım da bekliyor. Portekizli. Virüs bu da, o da geçirdi bir yere. Ses deneme. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet hocam, bu hafta zorlu bir deplasman, Galatasaray deplasmanı. Takımla ilgili son değerlendirme alabilir miyiz? Evet, takımımız iyi. Çalışıyoruz. Sistemle ilgili çalışıyoruz. Bireysel olarak oyuncularla neyi daha iyi yapabilir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Birlikte toplanıyoruz. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Tabii iyi yaptığımız şeyler var, kötü yaptığımız şeyler var. İyi yaptıklarımızı daha çok geliştirip kötü yaptıklarımızdan uzaklaşmak istiyoruz. İyi gidiyor. Oyuncularımız da cevap vermeye başladı. Tabii böyle bir maçla başlamak bence daha avantajlı. Takım belli, karşıdaki takım. Bizim oyuncularımız daha iyi motive olacaktır. Önemli bir maç. Biz hemen ilk maçta çıkışa geçmek istiyoruz tabii ki. Skor olarak da futbol adına yaptığımız şeylerin nasıl bir yansıdığını görmek için de iyi geçecektir diye düşünüyorum. Eğer bizim takım bu çalışmalarımızı oraya yansıtırsa, rakibin tabii ne olduğu da önemli değil. İşimizi iyi yaparsak ortaya keyifli bir maç çıkar. İyi de bir sonuçta döneriz diye düşünüyorum. İşte Galatasaray'da bir de Covid sıkıntısı da var. Arkadaşlar şunu bir kere... Bize avantaj olur mu hocam? Şunu bir kere kabullenmemiz lazım. Şu anda futbol dünyada olağanüstü bir lig yaşıyor. Yani onda Covid çıktı, bunda çıkmadı. Bu haberler bile bence çok doğru bir şey değil. Organize edeceğiz. Biz teknik adamlar. Ben şimdi geldim burada. Buna karşı ne yapabiliriz? Mesela sabahleyin altyapı oyuncularını topladım. Onlarla bizim yaptığımız taktik çalışmaların aynısını onlara yaptım. Oradan hazırlık yapıyoruz. Bizim işimiz bu. Biz bunu tersi, olumsuz söylemler yapacağımıza hazırlanalım. Takımımızı hazırlayalım. Bu da orada da çıkacak. Bizde de çıkıyor. Başka takımlarda da çıkacak. Ama mesela şöyle de bir konu var. Futbol dünyada bir büyük ilgi gören bir spor dalı biliyorsunuz. Keyifli bir izleyici topluluğu var. Televizyonda da olsa izleyen topluluk var. Mesela bu kadar karmaşık sağlık sorunlarının olduğu bir yılda onlara keyifli bir şeyler sunmak lazım yani. Onları biraz oradan uzaklaştırmak lazım. Böyle bir görevimiz de var. Ben bu tartışmaları pek doğru bulmuyorum. Bu ligi oynayacağız. Biz de koşullar neyse ona göre tedbir alacağız, ona göre çalışacağız ve sahaya da bunları yansıtacağız. Soru var mı? Teşekkür ederim arkadaşlar. Alabilirsiniz bize, siz yaklaşabilirsiniz.